Mezarlık ve bunun gibi Elma Pınar Köyü halkı tarafından kullanılan ortak malların korunması, onarım ve bakım amacı ile Elma Pınar köylüleri arasında tanışma, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde olma, dini merasimler düzenleme, şenlik, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleme, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur. Yani derneğimiz sadece şenlik düzenlemek amacıyla kurulmamıştır. Elma Pınar köylülerine her türlü yardım yapmak için fakirlerine, yoksullarına, eğitim öğretime devam edenlere, köylerimizin ortak kullanım alanlarını korumak, bakımı, onarımı, tamirini yapmak için her türlü sosyal faaliyetleri düzenlemek için derneğimiz hizmetinize tahsis edilmiştir. Tabii bu hizmetler neler yapılacak? İnşallah sizlerin, bizlerin, gençlerimizin, büyüklerimizin katkıları ve destekleriyle olacak. Eğer sizler destek verdiğiniz müddetçe, sizler katkı sağladığınız müddetçe bu derneğimizin faaliyeti bugün biziz, yarın bir başkası, öbür gün bir başkası. İnşallah derneğimiz ilelebet imkanlar ölçüsünde faaliyetlerine devam edecektir inşallah. Sizlerden istirhamım, derneğimiz sadece ve sadece tabela derneği olarak kalmasın. Sizlerin katkısı olsun. Desin ki şöyle bir düşüncemiz de var. Emekli olan bir kardeşimiz, ben emekli oldum. Maaşımın, emekli olduğumun ikramiyenin ilk ayının işte hele bilmem 50'si 100 lirasını gelsin derneğimize bağışlasın. Dedisin ki Allah'a şükürler olsun ki Allah bana bu emekliliği nasip etti. Şu da benim başımın gözümün sadakası olarak derneğimize bağışlıyorum. İşte bunu falan diyerek kullanın desin. Biz o kardeşimizin o katkısını, o bağışını oraya kullanalım. Birisi bir hayır yapacak. Köyümüzde herhangi bir şey yaptırmak istiyor. Çeşme, yol, herhangi bir şey. Desin ki benim şu kadara param var. Derneğinizin hesabına yatırıyorum. Desin ki dernek olarak benim adıma anamın, babamın, çoluğumun, çocuğumun hayrına şu işi yapın diye tahsis etsin. Biz inşallah o hizmeti yapacağız. Yaptıktan sonra da hesabını, kitabını şey yapıp o kişiye de bilgi vereceğiz ve o hizmetin de üzerine diyeceğiz ki bu hayır, bu iş falancanın hizmetidir, hayratıdır. Yani kapalı bir sistem değil, açık, şeffaf olacağız. Kesinlikle herkes diyecek ki kardeşim ne yaptın? Ben sana bağış yaptım, şu yardımı yaptım, bunu yaptım, hesap sorulabilecek. Şeffaf olacağız. Aklınıza gelen her türlü soru, ne bileyim başka herhangi bir şey ne aklınıza gelirse bunları bize iletin. Gücümüzün yettiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sizlere kesinlikle şeffaf olacağız. Bunun için ayrıca söz veriyorum. Tekrar Elma Pınar Köyü Yardımlaşma, Dayanışma, Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu şenliğe katkılarınızdan dolayı, katıldığınızdan dolayı uzaktan yakından zaman ayırıp bu etkinliğimize katkı verdiğinizden dolayı, teşrif ettiğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı şükranlarımı, teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Şimdi herkes kendine göre mutlaka bir konuşması olacaktır. Sırayla ben çağırmak istiyorum. Aramızda bulunan sayın abimiz Nurettin Özen'i kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli hemşerilerim değil, köylülerim, canlarım, hepinizi en derin hürmet ve sevgi, saygıyla selamlıyorum. Tabii biraz önce yavrularımız konuştu. Allah'a şükür, binlerce şükür. Şair bir zaman diyordu ki tohum saç bitmese toprak utansın,
Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gibi küheylan koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın diyor. Şimdi kendimi baktım Osman Kur'an yavrumuz. Artık büyüdüler, geliştiler, görev aldılar. Belli yerlere geldiler. Bakıyorum 1973 yılında, 69 yılında ben köyden ayrıldım. Ve o gün bugündür şu köyün özlemini çekmekteyim. Samimiyetimle söylüyorum, o güzelim yufka ekmeğin hasretini çekiyorum. Şimdi ne olursan ol, nereye gidersen git, Ankara'lara, başbakanlıklara nereye giderseniz gidin. Değişmemiz mümkün değil. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda öleceğiz. Allah'ıma şükür, idareci olduğum 77'li yıllardan bugüne kadar Çanak Köyü'ne en azından 20 tane, 25 tane öğrenci yetiştirdik. Bunlar yetişsinler, başkalarını yetiştirsinler. Yetişsinler, başkalarını yetiştirsinler. Bu özlemle şükür Allah'a bugün imamımız var, polisimiz var, öğretmenimiz var, okul müdürümüz var. Sanıyorum önümüzdeki günlerde doktorumuz var. Bu köyde demek ki çalışınca her şey oluyor. Sadece şu var, birlik ve beraberlik olduğumuz zaman, birlik olduğumuz zaman, ben okurken ya Ahmet abi bırak ya, ne yapacağımı okuduk da şurada bir imam olsun veya iki sene burada çalışsın okusun. Rahmetli Uzun Mustafa dayı vardı, camiye giderken ya bırak Ahmet abi şurada hemen gelsin bizim köye imam olsun. Öyle canım sıkılıyordu ki ya bu adam ne diyor ya. Bir tarafta da Gazi dayı vardı, bırak lan Ahmet okusun bebek diyordu bana. Allah'a şükür, Allah'a şükür. İleri gören insanlar vardı. Zira gençlerin aynada görmediğini yaşlılar tuğla parçasında görürmüş derler. Onun için sevgili gençler, büyüklerinize, yaşlılarınıza itaat ediniz. Onların konuştuklarını iyi dinleyiniz. Hoşgörülü olunuz. Büyükler sizler. Hoşgörülü olunuz. Evlatlarınızı başkalarının yanında kötülemeyiniz. Onlara değer veriniz. Siz değer verirseniz o çocuklarımız değer kazanacaktır. Onun için ya bizimki okumaz işte, haylaz devamlı. Tabii çocuk haylaz olacak. Bırak haylaz olsun. Ne olacak? Kıracak, dökecek, okuyacak. Toplum içerisine karışacak. Belli yerlere gelecek. Yarın seni beni beğenmeyecek onlarda. Onun için bir zamanları buralarda çok ceviz, şu bahçelerde çok erik çaldık biz. Fazıl dayı, Abdullah nerede o? Burada mı? Ariflerine. Çok çocukluğumuz geçti. İnanın bunun özlemini çekiyorum. Bunun özlemini çekiyorum. Ankara'ya yufka ekmek, buraya ekmek getirin diyorum. Ya şuna bak ya, ne istiyor diyorlar. Bunu hasretliğin yufka ekmekte olduğunu ben biliyorum. O ekmekte neler kokuyor? Hangi ananın elleri o ekmeği yaptı? Onun için hanımefendiler, anneler, teyzeler, halalar, bacılar, kardeşler, lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızı okutmanın, onlara değer vermenin, onlara sevgi vermenin analık sevgi vermektir. Onun için bunlara sevgi verelim, toplum içerisine karıştıralım. Görüyorsunuz ufacık bir şeyken bir ateşlendi, birden ateşlendi şu. 3-5 ayın içerisinde 1000 kişiyi buraya yığdılar. Ben bu gençlerimize teşekkür ediyorum. Dedi ki Osman bana, abi biz bunu yapacağız, ne diyorsun? Ya çok iyi bir şey yapmış olursunuz gençler. Sıla-i Rahim özlemi. Sıla-i Rahim nedir? Sıla-i Rahim ömrün uzaması, anne babayı ziyarette ömrün uzaması, rızkın bollaşması, sağlığın, sıhhatin sağlıklı bir şekilde gelişmesi, evlatlarımıza toplum içerisinde hayırlı evlat yetiştirilmesini sağlamadır Sıla-i Rahim. Anne baba özlemidir Sıla-i Rahim. Kardeş özlemidir Sıla-i Rahim. Onun için hiçbir banka bu kadar eşentiyon vermez.
Rabbim hepimize böyle bir yaşantı yol vermiş. Bu sıla-i rahimi bizlere yaşatan bu kardeşlerimize dernek kurdular. Yardımlaşma adı altında, dayanışma adı altında inşallah bu yardımlaşma gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde ve yıllarda gençler ne düşüyorsa bizim üzerimize mutlaka emriniz olur, beklerim. Yardımlaşmada yalnız başıma idim bir zamanları. Şimdi artık ben bir tarafta kaldım. İnşallah bundan böyle bu yardımlaşma daha fazlalaşacak. Okuyamayan, ben okuyamıyorum, benim çocuğu okutamayacağım diyen gençlerimize bilginiz olsun. Bir kardeşiniz, bir evladımız olarak elimizden ne geliyorsa bursa burs vereceğiz. Yeter ki o gencimiz kurtulsun. Ama ben şuna gönlüm razı değil. Buradan gitsin. Gençler, kızlarımız, yavrularımız köyden kurtulayım gideyim. Tek çadırda kalayım diyen gençlerimiz var. Benim yüzüm budur. Ekmek sahibi, iş sahibi, as sahibi olmadan başkasının kapısında amelilik etmeye, hizmetçilik etmeye gidenler lütfen oturun evinizde. Evinizde çalışın. Sevgi her şeyin yumağın en küçüğüdür. Saygı budur. Sevgi ve saygıyla her şey kazanılır. Para nedir? Para çalışmak olur. Evinizde çalışın yine kazanırsınız onu. Başkasına hizmet etmenize gerek yok. Kendiniz çalışın, kendiniz kazanın. Sizin için biraz zor gelir belki. Benim söylediklerim ters de gelir. Söylemesi kolay diyebilirsiniz. Onun için ben bundan böyle bu dernekteki kardeşlerimi canı gönülden destekliyorum. Bu çalışmalarında bundan böyle başarılar diliyorum. Yine şair diyor ki, kanayan bir yara gördü mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için tekme yerim, çifte yerim. Adam aldırma da gel geç diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Bu gençler hakkı kaldıracaklar inşallah. Hepinize en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Analar, bu evlatlar sizlere emanet. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Nurattin abimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sırayla konuşmacılar çağıracağız biz. Şu anda Bursa'dan gelen Sayın Mevlüt abimizi kürsüye davet ediyorum. Onun da kendine göre bir hazırlığı ve konuşması var. Saygıdeğer köylülerim, saygı ve selamlarımı sunarken geçmiş Ramazan bayramımızı ve Zafer bayramımızı kutlar. Böyle mutlu bir günde coşkulu bir toplantıyı düzenleyen tüm arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize şahsım adına teşekkür eder, başarılı devam dilerim. İlk defa toplandığımız köyümüzün civarında en güzel yeri olan İkoluk mevkinde bu şenliklerin her yıl tekrarlanmasını ve bugünün bir ilk olmasını gönülden diliyorum. Böyle günleri hepimiz arzu ediyorduk. Hepimiz diyorum. Çünkü bu coşkulu kalabalıktan belli oluyor. Demek ki bir kıvılcım gerekiyormuş. Cesaret başarının yarısıdır derler. Arkadaşlarımız cesaretle bu şenliği başlatmış oldular. Bu mutlu ve neşeli gün hepimize uğur getirsin. Bir aya gelişimizin özleminin bir belirtisidir. Her köye nasip olmayan İkoluk mevkini bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Şenliğimizin böyle güzel bir yerde olmasını coşkumuza coşku katıyorum. Yaşadığımız şehirlerdeki konutlarımızda mesire ve dinlenme ve temiz hava yerleri aranıyor. Bizim köyümüzde tümü tek bir yerde mevcut olan köyümüzün muhtarı ve bu toplantıyı düzenleyen arkadaşlarımızın fikirleri nedir bilmiyorum ama bu konuda bilgi verirse memnun olacağız. Böylesine güzel bir yeri düzenlemek, onlardan desteklemek bizlerdendir. Köyümüzdeki ihtiyarlar
gençler ve çocuklar böyle bir yere gelerek hem yürüyüş yapacaklar, hem temiz hava alacaklar, hem de oturup dinlenecekler. Tatlı tatlı sohbetleri, hayatlarını streslerine atacaklar ve kamp kasvetten uzaklaşacaklardır. Ömürlerine ömür katacaklar. İnancım budur ki İkolog köyümüzün halkına şifa kaynağı olacak. Tüm köylü ve hemşehrimize hayırlı olmasını ve uğur getirmesini diliyorum. Elmaklar köyünden Mevlüt Durmuş. Sayın dinleyenlerim, ben bir sağlıkçıyım. Yıllarca sağlıklı yaşam konusunda araştırdım. Bu araştırmalarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayat mevsimler gibidir. Nasıl ki mevsimler değişir, her kışın ardında bir bahar vardır. İlk baharda çiçekler açar, ağaçlar yeşillenir ve tabiat canlanmaya başlar. Yaz ayında hayat rengarenk olur. Her tarafta kuş cıvıltıları, neşesi vardır. Tabiat bir nevi bayram eder. Hayat sıcacık olur. Sonbahar gelince hayat yavaş yavaş solmaya ve sararmaya başlar. Kış mevsiminde ise hayat bir nevi ölür. Adeta bu bembeyaz kefen altında kalır. Bütün canlar mevsimler nasıl ki böyle halden hale geçer, insanların hayatları ve halleri de böyledir. Bazen insanlar insanın ruhunda ve kalbinde yazın neşesi artar. Hayat cıvıl cıvıl rengarenk olur. Onun için bazen de sonbahar hüznüne kapılıp gönül bahçesinin ümit ve sevgi yapraklarını dökmeye başlar. Umutlar ve hayalleri sonbahar yaprağı gibi solmaya başlar. Sonbahar yağmurları gibi onun da gözyaşları yağmurları olur. Bazen kış mevsiminin üşütmesi gibi ruhu ve kalbi bir takım olumsuzluk ve üzüntüler karşısında üşümeye başlar. Bu dört mevsimi her insan haleti ruhiyesinde yaşar. İşte bu değişimler karşısında insanın dirayetli ve sabırlı olması gerekir. Sabır en çetin imtihanlardan başarıyla çıkılması sağlayan anahtarlardır. Sabır aydınlıktır. Yaşlanmanın 7 temel kuralı demişiz. Zarafetle yaşlanın. Kendinize iyi bakın. Para değil, umut biriktirin. İyimser olun. Mutlu olun. Maneviyatınızı güçlü tutun. Dostluk ve aile bağlarınızı önem verin. Bu konuşmaları sıraya koyduk zaten. Şimdi kardeşimiz Doktor Zeynep Kadı hanımefendiyi kürsüye davet ediyoruz. Merhabalar. Heyecanlı olabilirim, kusura bakmayın. İzin verirseniz ben sizlere sevgili Çağralılar diye seslenmek istiyorum. Çünkü ben kendimi tanımlarken nedense hep Çağralıyım. Nedense hep Çağralıyım diye adlandırıyorum. O yüzden sizlere de Çağralılar diye seslendiğim. Ben de kendimi tanıtayım. Ben İbik Hoca'nın torunuyum. Babam Ömer Hoca. Bu köyde doğdum. Buralar benim tanıdığım topraklar. Bu topraklar da beni tanıyor. Böyle bir organizasyon olduğunu duyunca çok memnun oldum, çok duygulandım. Ve gelmek için çok heyecan hissettim doğrusu. Çocuklarımla beraber geldim. Ve çok mutlu oldum. Yıllardan beri görmediğim hemşehrilerimi, akrabalarımı gördüm. Hazırlayanların ellerine, emeklerine sağlık. Ve inşallah devamı gelir ve elimden geldiğince ben de buralarda olurum. İyi zamanlarda ve kötü zamanlarda. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. İyi ki hazırlanmışsınız. Teşekkürler. Sayın Ömer Pınar Koyunlar'ın
ve değerli misafirlerim, hoş geldiniz, saygılar ve sevgiler sunarım. Muhtarımıza çok teşekkür ederim, sağ olsunlar. Sırada kardeşimiz Halis Kılıç kardeşimizi kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Elmahar Köyü sakinleri, misafirleri, yönetimi ve gönülden gayret gösteren hepinizi selamlıyorum. Sağ olun, teşekkürler. İstanbul'dan Edirne'ye, Ağrılısı'ndan Sinop'tan Antalya'sına kadar köy dernekleri gördükçe içimiz sızlıyor. Bunun bizim köyümüz, kendi ailemiz ve kardeşlerimiz olan Çağlar için olmasını da istedik. Aynı sızıyı yaşayan abiler ve kardeşlerimizle buluştuk. Ve bugün ilk meyvesini görmesini, burada toplanmamızın şahsen beni çok mutlu etti, duygulandım. Anız büyüyen Türkiye'de, hızlanan dünyada, bizim küçük ama hepimiz için çok kıymetli olan köyümüz, Çağla köyümüz, hemşerileriyle buluşması bu buluşmanın bir mirat olması, ortak noktası Elmapınar Köyü olan ve Çağla olan, uzun zamandır köyümüze uğramayan ya da çok nadir uğrayan hemşerilerimizin ile birlikte ve köyümüz kaynaşmasını istiyoruz. Sonuçta biz bu köylüyüz, Çağla'lıyız. Ve köyümüzü sevdiğimizi göstergesi yaptığımız bu tür işler olarak herhangi bir çıkarımız olmadan köyümüz için bir şeyler yapabilirsek ne mutlu bize. Birbirimizi sadece bayramlarda bayramını kutlamak yerine en ufak sağlık sıkıntısında dahi hazır olmak için gençler ile yalnızca Simayen değil, ismen de tanışmak istediğimiz için köyümüzün hem içeride hem hem köy dışında birbirine her türlü sıkıntıda sahip çıkması için artık böyle bir başlangıç gerekliydi. Ve Allah'a şükürler olsun, bir yerden başladık. Bundan sonrası sizlere hep göstermesi ile devam eder inşallah. Ve derneğimizin kurucuları, kurul üyesi olarak İstanbul Anadolu'sundaki sorumluluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışacağıma hepinize söz veriyorum ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Halis kardeşimize çok teşekkür ederiz. Şimdi sırada köyümüze çok emekleri olan bir arkadaşımız Hikmet Hoca'yı kürsüye davet ediyor. Hoş geldin. Esselamu aleyküm sayın köylülerim. Çünkü köylülerim diyorum, ömrümün en kıymetli, en değerli zamanları sizinle beraber geçtiği için sizinle her zaman iftihar duyuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Aziz kardeşlerim, muhterem komşularım, bu güzel organizeyi yapanlara, emeği geçenlere, vesile olanlara, sebep onlardan, hepsinden Allah razı olsun. Çünkü diyoruz, kapımızdaki, yanı başımızdaki bir hastayı veya bir komşuyu şu veya bu şekilde telefonla da olsa aramak, onun halı ve hatırını sormak, bazen ihmalkar davranıyoruz, ihmal ediyoruz. Böyle bir organizeyle hepimizi bir araya getirdikleri için ne kadar mutluluk duyduğumuzu Allah şahittir. Allah her şeye kadirdir. Allah biliyor. Onun için bu organize inşallah şu anda belki amatörce yapılmıştır.
bazı eksiklikleri vardır. Noksanlıklar olacaktır. Ama eleştirmek suretiyle, ya, görüşleri belirtmek suretiyle daha bu çok güzel yerlere getirecektir. İnşallah bizler de eğer bize bir görev düşüyorsa çekinmeden, yılmadan, osamadan ömrümün sonuna kadar destekçisi olacağım. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Muhterem cemaat-i müslümin, biz cemaat-i müslümin diyoruz çünkü geldiğimiz kariyer bellidir. Kariyerimiz imamlıktan geldiği için biz devamı büyüklerimize cemaat-i müslümin, cemaat diye konuşuruz. Böyle bir şeylere hayırlı dualarda bulunmak, elimizden geliyorsa maddi, elimizden gelmiyorsa dilimizde, onlar da gelmiyorsa hiç olmazsa köstek olmayarak destek olalım. Bir şeyin filizlendiyse onun suyunu vermek suretiyle, onu sulamak suretiyle, onun gübresini dökmek, vermek suretiyle ne yapmamız lazım? Destek olmak lazım. Bu bir başlangıçtır inşallah. Sonu daha güzel, daha iyi olacaktır. Ben buna inanıyorum ve güveniyorum bu kardeşlerimiz bu şekilde hayırlı yollara çıktıkları için. Sözümüzü fazla uzatmıyorum muhterem kardeşlerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Büyüklerinizin ellerinden, küçüklerinizin gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tüm konuşmacılardan çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi işin böyle zevkli iş yönüne geldik. Hediye çekişlerimiz var. Bu hediye çekişlerimizin hepsi de dolu, boş yok. Ona göre bu hediyelerin hepsi dolu yani. Hiç boş hediyemiz yok. Bunu da bilesiniz. R 991 numaralı araç sahibi. Lütfen aracının başına gelsin. Üzerindeki numarası neyse onun karşısındaki hediyesini alacak. Görevli arkadaşlar, bu dağıtımı, çikolatayı dağıtım bittikten sonra bitti. Karşılığında bunlara satışa sunacağız. Bunlardan top